Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 497 sıra sayılı nüfus hizmetleri kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının ikinci bölümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında gece gündüz demeden vatandaşlarımızın sorunlarıyla yakından ilgilenen devletimizin Taşra'daki en uç temsilcileri olan muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyor. Hepsine sağlıklı bir ömür ve başarılar diliyorum. Değerli milletvekilleri, kanun tasarısına bir bütün olarak bakıldığında teknolojik gelişmeler ve çağın gereksinimleri göz önünde bulundurursa yenilikçi ve faydalı düzenlemelerin olduğu muhakkaktır. Bu sebeple söz konusu düzenlemeleri barındıran maddelere Milliyetçi Hareket Partisi olarak hem alt komisyonda hem de esas komisyonda destek verdik, katkı sunduk ve tasarı metni bugünkü haline geldi. Ancak kanun tasarısının bazı eksiklikleri olduğu ve içinde barındırdığı bazı düzenlemelerin farklı sıkıntılar da beraberinde getirebileceği açıktır. Teknoloji elbette ki faydalıdır ama faydalı olduğu kadar teknolojinin riskleri de vardır. Bu risklerden de devletimizi koruyacak tedbirleri bu kanun çalışmasıyla birlikte gerek bu riskleri karşılayacak gerekli tedbirleri de almak zorundayız. Devletin iki tane önemli kaydı vardır. Bir tapu kaydı, bir de insan kaydı, nüfus kaydı. Şimdi bu kayıtların ilgili idareler dışında başka idareler tarafından tutulmasının doğru olmadığını defalarca ifade ettik. Bu manada tasarının 5. maddesinde hastanelerin doğum bildiriminin ardından yeni doğanların nüfus tescili yapabilmesinin önü açılmaktadır. Bu doğru değildir. Çünkü herkesin zaten ömrü hayatında birkaç çocuğu olmaktadır. İnsanların yani ömrü hayatında birkaç defa nüfus idaresine gitmesin diye bu tip bir düzenleme yaparak başka bir kurumun nüfus idaresi yerine kayıt tutması, bir de 25. maddede bunun devamı var. 25. maddede de dayanak belge düzenleyen bütün kurumların da nüfusa kayıt yapması, hatta o dayanak belgeleri düzenleyen kurumlarda saklanmasına kadar varan sıkıntılı düzenlemeler var. Bu konuda vakit varken geri adım atılmalıdır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi nüfus hizmetlerinin yani İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi dahilinde kalması, bu konuda başka kurum ve kuruluşlarla herhangi bir paylaşımda bulunulmaması gerektiğini tekrar dikkatlerinize sunmak istiyorum. Nüfusa ilişkin kişisel bilgilerle ilgili kayıtların tek bir idare tarafından tutulması, kişisel verilerin korunması açısından da son derece önemli ve zorunludur. Yine 11. maddesinde tasarının arkadaşlar veri paylaşım kurulu kurulmaktadır. Şimdiye kadar Nüfus Genel Müdürü tarafından yapılan bu veri diğer paydaş kurumlarla bu verilerin paylaşılması ki bu sayı 2000'lere ulaşmıştır. Bundan sonra bir kurulun incelemesinden sonra bu iş yapılacak. Madem ki bir adım atılmıştır, bu kurul Nüfus Genel Müdürlüğü bünyesinde bir genel müdür yardımcısı ya da daire başkanının başkanlığında değil, İçişleri Bakanlığı'nın da bakanlık bünyesinde, müsteşarın başkanlığında İçişleri Bakanlığı'nın hukuk müşavirliğinin ve bilgi işlem daire başkanlığının da muhakkak içinde yer alacağı bir kurula dönüştürülmesi gerekir ki herkes bu verilere ulaşamasın, herkes bu verileri paylaşamasın. Dolayısıyla fırsat varken bunun da düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu kanaatlerimizi hem alt komisyonda hem de esas komisyonda defalarca ifade ettik. Burada tekrar ifade etmiş olalım. Sayın Bakan'ın da bizi inşallah dinlemesini ve bu konuda bir kanaat belirtmesini umut ediyoruz. Ne yapalım? Bundan sonra nüfusun işlerini Sağlık Bakanlığı yapacağı için onun için herhalde Sağlık Bakanımız burada kanun tasarısını yakından takip etmektedir. Tasarının 29. maddesi milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hali bulunanların
vatandaşlık taleplerinin bakanlıkça reddedilmesini sağlayan bir düzenleme getirmektedir. Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından tehdit oluşturan bir kişinin vatandaşlık talebinin reddedilmesi elbette doğru bir karardır. Ancak tasarının 28 ve 29. maddeleriyle İçişleri Bakanlığı'na verilen vatandaşlık taleplerinin kabulü veya reddi ile ilgili yetkinin Bakanlar Kurulu'nda kalması daha doğrudur. Çünkü bir kişinin vatandaşlığa kabul edilip edilmemesi ciddi bir iştir ve bu devletin hükümranlık hakları ile ilgili bir durumdur. Vatandaşlık ile ilgili böylesine önemli kararların sadece bir bakanlığın muhtesine verilmesi ileride İçişleri Bakanlığı'nı dahi sıkıntıya sokabilecek bazı sorunları da beraberinde getirebilir. Yine tasarının 33. maddesiyle daha önceden vatandaşlığı düşürülmüş kişilerin tekrar Türk vatandaşlığına bakanlık kararıyla kabulü ile ilgili düzenlemeler getirilmektedir. Burada daha önce İçişleri Komisyonu çalışmalarında da dile getirdiğimiz bir diğer hususu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Öncelikle vatandaşlığa tekrar kabulü noktasında karar verecek kişinin vatandaşlıktan çıkartılma gerekçesinin ortadan kalkıp kalkmadığına bakılmalıdır. Yine bu kişilerin Türkiye'de ikamet şartı aranmaksızın vatandaşlığa tekrar kabul edilecek olması da ayrı bir sorundur. Vatandaşlığa tekrar kabul edilecek olan kişinin milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması gereklidir. Ancak bu şartın tek başına yeterli olmayacağı da ortadadır. Ayrıca daha önceden Türk kanunlarını çiğneyen, vatandaşlık görevlerini yerine getirmeyen ve sonucunda vatandaşlıktan çıkartılacağını bile bile bu kanunları çiğneyen kişilerin tekrar vatandaşlığa kabul edilmesiyle ilgili pozitif ayrımcılık yapılması ve bu kararın Bakanlar Kurulu yerine İçişleri Bakanlığı tarafından verilmesi doğru değildir. Bu yetkinin Bakanlar Kurulu'nda kalması gerekir. Daha önce kanunlarımıza göre vatandaşlık görevlerini yerine getirmediği için vatandaşlığımızı kaybeden kişilere yeniden vatandaşlığa kabul noktasında pozitif ayrımcılık yapılması doğru değildir. Geçmişte vatandaşlık görevini yapmayanlar bundan sonra da vatandaşlık görevini yerine getirecekleri konusunda olumlu bir beklentiye girmek yersiz ve gereksizdir. Değerli milletvekilleri, kanun tasarısının komisyon görüşmeleri esnasında üzerinde en çok durduğumuz hususlardan birisi de Nüfus Genel Müdürlüğü'nün sıkıntılarıdır. Bu sıkıntıların başında personel sıkıntısı gelmektedir. İkincisi de personelin çalışma şartları ve özlük haklarıdır. Komisyon çalışmaları sırasında girişimlerimiz karşılık bulmuş. Taşra'da 1480 veri hazırlama işletmeni kadrosu tahsisi sağlanmıştır. Bu olumlu bir gelişmedir. Ancak yeterli değildir. Yine de nüfus hizmetleri personelinin özlük hakları, ek mesai ücretle ilgili sorunları hala çözüm beklemektedir. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde tüm vatandaşlarımıza yeni kimlik kartlarının dağıtılmasının planlanması, pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin hizmetlerin de bundan böyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredilecek olması, personel eksikliğinin ileride daha da büyüyen, kronikleşecek sorunlara sebep olabileceğini göstermektedir. Nüfus hizmetlerine ve personel ilişkin bazı önerilerimizi bir kez daha burada bu vesileyle tekrar etmek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda kanun hükmünde kararnameyle nüfus hizmetlerinde görevlendirmek üzere 1200 sözleşmeli personel kadrosu verilmiştir. Nüfus hizmetleri gibi bu devletin asli kayıtlarını tutacak kurumda çalışacak kişilerin sözleşmeli, 4B'li, 4C'li, geçici vesaire gibi ifadelerle tanımlanmaması lazım. Burada çalışacak bütün memurların bu teşkilatın asli memuru olması lazım. Bunlar hukuki bakımdan da önemlidir. Ayrıca Nüfus Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Merkez ve Taşra Teşkilatı'na çalışan personelin yılı merkezi yönettiğim bütçe kanunda belirlenmiş olan fazla çalışma ücretinin 5 katına ve ayda 50 saati geçmemek üzere bu haktan yıl boyu yararlanmaların önünün açılmasını sağlayacak önergemiz komisyonda sunulmuştur. Burada da hazırdır. Bunu tekrar burada da vereceğiz. Bu konuda da vakit varken hala bir düzenleme yapılması ve personelin ek çalışma haklarının karşılığının verilmesini umut etmekteyiz. Diğer yandan göç idaresi tarafından kabul edilen Türkiye'de ikamet izni verilen vatandaşların kayıtları nüfus idaresi tarafından tutulmaktadır. Burada göç idaresinin uzman personeli vardır, dil bilen personeli vardır. O da aynı bakanlığın bir genel müdürlüğüdür.
Bu yabancıların kayıtlarının da göç idaresi tarafından tutulması nüfus personelinin yükünü azaltacaktır. Ayrıca nüfus hizmetlerinde boş bulunan kadroları görevde yükselme sınavları yapılarak bir an önce doldurulması idari kadroların gerekmektedir. Bu konuda da müdür yardımcısı, uzman kadrosu verilmesi ve şef kadrolarının verilmesi ve bunların bir an önce görevde yükselme sınavları yapılarak doldurulması lazım. Tabii İçişleri Bakanlığı'nın bu özlük hakları ilgili sıkıntıları geneldir. İl nüfus müdürlerimiz, biz il nüfus müdürüyüz, sınavla bu göreve geliyoruz, rotasyona tabiiz ama özlük hakları olarak şube müdürü, ilçe müdürü statüsündeyiz diyor. Bu durum aynı zamanda il yazı işleri müdürü, il mahalle değerler müdürleri için de geçerlidir. Bunların durumlarının da burada düzeltilerek bunlara da il müdürü statüsünün verilmesi ve iki sayılı, bir sayılı cetvelden iki sayılı cetvele taşınmaları yerinde olacaktır. Değerli milletvekilleri, nüfus hizmetleri Taşlı'da genellikle kaymakamlık binalarında verilmektedir. Kaymakamlıklarımızın devletin sahipsiz diye tanımlayabileceğimiz birçok işini de gerçekleştirdiği ortadadır. Kaymakamlıklarımızda kaymakamın mesaisine göre mesaisi şekillenen bütün içişleri personelinin özlük haklarının da gerekli şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Tabii Sayın Bakan'ı da burada yakalayamadık ama özellikle uzman çavuşlarımızın sorunlarının tekrar masaya yatırılması gerektiğini, bunların özlük haklarının ve çalışma şartlarının, emeklilik haklarının ve zati silahlarıyla ilgili sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra emniyet teşkilatının içinde örgütle irtibatlı birçok kişinin ilişiği kesilmiş, dolayısıyla polis sayısı azalmıştır. Ancak terörle mücadele yoğunlaştığı için de emniyetimizin iş yükü çok artmıştır. Burada polislerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususunda da gerekli tedbirlerin alınması şarttır. Polislerimizin de en önemli beklentisi emekli ücretleriyle ilgilidir. Bu konunun da bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Son olarak yeri gelmişken bir hususu daha hatırlatmak isterim. Devletimizi ve hükümetimizi Taşlı'da mülkidar amirleri temsil etmektedir. 2002'ye kadar mülkidar amirleri hep hakim ve savcılardan fazla maaş almıştır. 2002'den bu yana devr iktidarınızda mülkidarenin maaşları hakim ve savcıların maaşlarının yarısına kadar gerilemiştir. Devletimizi ve hükümetimizi Taşlı'da temsil eden mülkidar amirlerinin hiç olmazsa hakim ve savcıların özlük haklarıyla onların özlük hakları da eşitlenerek bu konudaki Taşlı'daki sıkıntı bir an önce giderilmelidir. Bu konuyla ilgili ipe un sermeye gerek yok. En kısa zamanda çözülmesi konusunda biz destek vermeye hazırız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu duygu ve düşüncelerle kanun tasarısının aziz milletimize hayırlar getirmesini dileyerek yüceyetinizi saygıyla selamlıyorum.